Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük düellolarından birine hazırlanıyor. Başkan Joe Biden'la Donald Trump 27 Haziran ve 10 Eylül tarihlerinde canlı yayında kozlarını paylaşacak. Ayrıntıları NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay aktardı. Teklif Joe Biden'dan geldi. Donald Trump'a bir videoyla meydan okudu ve dedi ki madem hazırsın gel kozlarımızı televizyonda paylaşalım, kapışalım. İki de tarih belirledi, 27 Haziran ve 10 Eylül. Sıradan bir şekilde belirlenmiş tarihler değil bunlar. Çok bilinçli, stratejik olarak tercih edilmiş tarihler. Çünkü Donald Trump şu an mahkemelerle uğraşıyor. 27 Haziran'da Joe Biden, Donald Trump'ı sürekli mahkemelerde olmakla, suçlamalarıyla ve Donald Trump'ın hukuka karşı yaptıklarıyla eleştirecek, köşeye sıkıştırmaya çalışacak. Tabii Donald Trump da Joe Biden'ın yaşlı olduğunu söyleyecek, bunadığını iddia edecek, hakarete varan cümleler sarf edecek. Bunların hepsini göreceğiz. 10 Ekim'de ise bambaşka bir tartışma olacağını tahmin ediyoruz. Daha çok vaatler konuşulacak, politik mesajlar verilmeye çalışılacak. Şimdi tartışmanın formatı Donald Trump'ı çok iyi göstermeyebilir. Seyirci olmayacak. Donald Trump seyircili yerlerde şaka yapabildiği için, anlık hazır cevap birisi olduğu için pozitif reaksiyon alıyor. Ancak bu münazarada seyirci olmayacak. Stüdyoda moderatör olacak, karşısındaysa Joe Biden'la Donald Trump olacak. İkinci şey, Donald Trump'ın hiç hoşuna gitmeyecek şey, moderatörün önünde diğerinin sözünü kesen adayın sesini kısacak bir düğme olacak. Donald Trump bunu çok yapıyor. Yani Joe Biden konuşurken eğer Donald Trump araya girmek isterse moderatör Donald Trump'ın sesini kısacak ve Trump'ın sesi duyulmayacak. Kuralları kim koydu diye merak edenler olabilir. Kuralları Biden koydu, Donald Trump hiçbirine itiraz etmedi. Nasıl istiyorsan o şekilde karşına çıkmaya hazırım dedi. Peki Biden'ın dezavantajlarına gelirsek, Biden'ın en büyük dezavantajı enerjisinin düşük olması, konuştuğu konuları zaman zaman unutması ve konulara hakimiyetinde Donald Trump kadar güçlü ve başarılı olmaması.